Üftade Hazretleri, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Bursa'da yaşayan evliyanın büyüklerinden. 895 miladi 1490 senesinde Bursa'da doğdu. İsmi Muhammed olup babası Manyaslı Mehmet Efendi'dir. Üftade lakabıyla meşhur oldu. Bursa'nın çeşitli camilerinde müezzin ve imam olarak vazife yaptı. 989 miladi 1581'de Bursa'da vefat etti. Muhammed Üftade uzun boylu, müşfik bakışlı, devamlı tebessüm halinde olan bir zattı. Görünüşüyle etrafındakilere güven ve itimat telkin eder, herkesin takdirine mazhar olurdu. Kur'an-ı Kerim okurken güzel sesinde sanki ağlıyormuş hali müşahede edilirdi. Kimsenin kalbini kırmaz, kalp kırarım korkusuyla kendine hakaret edenlere bile hiç karşılık vermezdi. Camiye sabah herkesten önce gider, yatsı namazından sonra orada gece geç vakitlere kadar ibadet ederdi. Bazı geceler evine giderken ıssız sokaklarda bir sarhoşa rastlasa ona yardım ederek evine kadar götürürdü. Herkese yardım ettiği için Bursalılar onu çok severdi. Üftade Hazretlerinin hikmet dolu birçok sözleri vardır. Buyurdular ki, İnsan ölümü hatırladığı müddetçe hasedi, kıskançlığı terk eder. Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse, diğer bütün hasletleri toplasa da, gerçek manada âbid, ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik namaz ve oruçtur. Bunlar o kulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Sizden birisi günün bir miktarında Allahü Teala'yı anarsa o günü kazançlı demektir. Mümin kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatır. Bir kimsenin ölümü çok hatırlaması amellerinde kendisini gösterir. Bir saat, bir an, bir miktar ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu. Dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar 1- namaz kılmak, 2- Kur'an-ı Kerim okumak, 3- Allahü Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva, yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse, dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. Dünya, bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki, azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen, birbirlerini engelleyip, oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Dünyanın az bir şeyi, ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan, dünya meşgalelerinden, işlerinden, ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp, her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, ihlas üzere olunduğu zaman, büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman, onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Mü'minin diline çok iyi sahip olması gerekir. Ey oğul! Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan,
ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. Onun hikmetli sözlerinden bazıları şunlardır. Dünyayı iki şey olarak buldum. Biri bana ait, diğeri başkasına. Başkasına ait olan şeyi bütün gücümle elde etmeye çalışsam, mümkün değil, ona ulaşamam. Benim rızkım nasıl olsa başkasına verilmez. Başkasınınki de bana. Bana verilecek rızkın bir zamanı vardır. Onun için onda acele etmeyeceğim. İhtiyacını giderecek miktar insana yetiyorsa, en asgari maişet, küçük geçim kaynağı ona kâfidir. Eğer kâfi gelecek miktar ona yetmiyorsa, o zaman dünyada ona yetecek hiçbir şey yoktur. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan ne zaman ölürsen öl, zararda olmazsın. Ben Allahü Teala'ya sadece tazim, yani kul olduğum için amel yapıyorum. Hiç kimseyi işlediği bir günahtan dolayı ayıplama. Bir kimse kendisine bir bela geldiğinde sabreder, Allahü Teala'nın takdirine razı olursa onun işi tamamdır. O kemal mertebesine ulaşmıştır. Üftade Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bu menkıbelerden birisini nakledelim. Bir kış günü akşamı Üftade Hazretleri talebelerini toplamış sohbet ediyordu. Bir ara "Dostlarım, canımız taze üzüm istedi. Acaba bulmak mümkün müdür?" buyurdu. Talebeler içlerinden "Bu kış günü bu karda taze üzüm olur mu?" diye düşünürlerken Aziz Mahmud Hüdayi de kendi kendine, "Madem ki bu sözü hocam söyledi, mutlaka bunda bir hikmet vardır." diye düşünerek ayağa kalktı ve "Efendim, müsaade ederseniz ben deniz getireyim." dedi. Müsaade edilince sepeti aldığı gibi Bursa'nın çekirge mevkisindeki bağa gitti. Bağ karlar altındaydı. Bir asma çubuğunun üzerinden karları temizlediğinde salkım salkım üzümlerin sarkmakta olduğunu gördü. Bunun hocası Üftade'nin bir kerameti olduğunu anlayıp üzümleri sepete koymaya başladı. Asmadaki üzümler bittiğinde sepet de ağzına kadar dolmuştu. Sepeti omuzuna alarak dergaha doğru yürüdü. Hızlı hızlı yürürken birden ayağa kaydı ve bir çukura düştü. Çukur derin olduğundan çıkmak için çok uğraştıysa da başaramadı. Çaresiz kalınca hocası Üftade'den yardım istemek hatırına geldi ve içinden "İmdat ya mübarek hocam!" der demez çukurun başından bir ses, "Ey Mahmud, uzat elini de yukarı çekeyim!" dedi. Bu sesin sahibine baktı fakat tanıyamadı. Çukurun başındaki kimsenin kendisine gülümsediğini gördü. Utanarak elini uzattı. Yukarı çıktığında o kimseyi göremez oldu. Yine sepeti omuzuna alarak dergaha doğru süratle gitti. Hocasının huzuruna vardığında sohbet devam ediyordu. Omuzunda üzüm dolu sepeti gören talebeler şaşırıp kaldılar. Üftade Hazretleri yardım edenin Hızır aleyhisselam olduğunu söyledi. Talebeler hocaları Üftade'nin Allahü Teala'nın katında yüksek bir veli olduğunu ve Aziz Mahmud Hüdayi'nin hocalarına olan teslimiyetini bir kere daha anladılar. Üftade Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Zühd, yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil. Dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. Para, mal ve mülk kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır fakat zahittir.
bir kimsenin de dünyalığı yoktur, lakin zahit değildir. Mal, insanın silahı gibidir. Yani insan, canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse hep ölümü hatırlar, ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. İlim öğrenmenin ilk şartı susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı öğrendiğiyle amel etmek. Dördüncüsü de öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda, bakın bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur. İyi ve kötü amellerin kendilerine mahsus kokuları vardır. İyiliğin kokusu çok hoş, kötülüğün kokusu ise rahatsız edicidir. Kalpte kötülük yapmak için bir meyil olduğu anda kokusu insanın yanındaki meleklere gelir. İyilik durumunda da iyi kokuyu hemen alırlar. Nasıl ki o melekler sizi hiç rahatsız etmiyorlarsa, siz de onları rahatsız etmeyin. Ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de ölümü unutmuş olmanın alametidir. Dini ve imanı hakkında sonum ne olur diye söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir. Allahü Teala'dan korkmakta, emirlerini yapmakta, ibadet etmekte ve onun yasak ettiklerinden sakınmakta İmam-ı Azam'dan daha üstün kimse görmedim. Ey insan, senin bütün sermayen dünyadaki birkaç günlük ömründür. Bu günler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçmiştir. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Kişinin Allah'tan korkmak, haramlardan uzak durmak, şüphelilerden sakınmak ve sabırlı olmak gibi güzel huylara sahip olması, ilmi Allah rızası için öğrendiğinin alametidir. Ey kardeşim! Her zaman ve her yerde doğru ol. Yalan, sözünde durmamak, emaneti yerine getirmemek gibi kötü huylardan çok sakın. Yalancı ve sözünde durmayanlarla düşüp kalkma. Çünkü böyle kimselerle beraber olmak günaha sebep olur. Yine sözlerinde ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya gizli şirktir. Ucuptan da kendini muhafaza et. Ucup, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Ucup bulunan amel Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Fakat bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek ucup olmaz. Sen dini üzerine titreyen, sünnet-i seniyeye bağlı, ilmiyle amel eden alimlerden öğren. Çünkü dininde sağlam olmayıp ilmiyle amel etmeyenlerin hali, hasta olup kendisini tedavi eden ve kendine bir çare bulmaktan aciz olan tabibin haline benzer. Böyle bir tabip insanların hastalıklarını nasıl teşhis edip iyileştirir? Onlara nasıl ilaç tavsiye eder? Çünkü o kendisi hastadır. İşte bunun gibi dini üzerine titremeyen, ilmiyle amel etmeyen bir kimse senin dinine, imanına zarar gelir diye nasıl titrer? Ne derecede titizlik gösterebilir? Aziz kardeşim, güzel edep
ve güzel ahlaka iyi sarıl. Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılma. Çünkü hayır cemaat iledir. Fakat cemaat dünyaya dalıp dünyalarını mamur etmeye çalışıyorlarsa onlara uyulmaz. Dini hakkında senden bir şey soran her mü'mine yardımcı ol. Onlara yol göster. Onlara nasihatte bulun. Allahü Teala'nın beğendiği bir işte seninle müşavere eden, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme. Bir mü'mine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mü'mine hıyanet ederse Allahü Teala ve Resulüne hıyanet etmiş olur. Mü'min bir kardeşini Allahü Teala'nın rızası için sevdiğin zaman canını ve malını ondan esirgeme. Kalbi ve cesedi günah ve hatalardan arınmış, eli zulümden uzak, kalbi kin, hile ve hıyanetten kurtulmuş, karnı haramdan boş olan kimselerden ol. Haram kazanç ile beslenen vücut cennete giremez. Gözünü insanlardan çevir. İhtiyacın olmadan yürüme. Boş yere sebepsiz konuşma. Senin olmayan şeyi alma. Kalan ömrün için acaba dinime ve ahiretime bir zarar gelir mi diye kork. Bunun hüzün ve endişesi içerisinde ol. Allahü Teala'ya taatte bulunan salih bir Müslümana buğz etme. Büyük küçük herkese merhametli ol. Akraban ile alakayı kesme. Sana gelmeyene sen git. Akraban seninle alakayı kesseler de sen kesme. Sana zulmedeni affet. Böylece peygamberler ve şehitlerle beraber olursun. Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et. Kuvvetli olursun. Dünya ehliyle onların dünya menfaatleri üzerinde münakaşa etme. O zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol. Salih amelleri tamamlamış olursun. Merhametli olursan her şey sana merhametli olur. Kıymetli kardeşim, günlerini, gecelerini ve saatlerini boşa geçirme. Ahiretine hazırlık yap. Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya bak. Bu da Allahü Teala'ya ibadet ve taatle olur. Kıymetli kardeşim, cömert ol. Bununla Allahü Teala senin hesabını kolay yapar. Çok iyilik yap. Kabrinde sana arkadaş olurlar. Haramlardan sakın. İmanın tadını duyarsın. Takva ve verâ ehliyle oturup kalk. Allahü Teala ahiretini iyi yapar. Dinin ve ahiretin hususunda Allahü Teala'dan korkan kimselerle istişare et. Onlara danış. Hayırlı işlerde acele et. Allahü Teala seninle masiyet, günahlar arasına perde yapar. Allahü Teala'yı çok an. Allahü Teala seni dünyaya düşkün yapmaz. Ölümü çok hatırlarsan Allahü Teala sana dünya işini hafif kılar. Cennete kavuşmaya arzulu olursan Allahü Teala seni beğendiği işleri yapmaya muvaffak kılar. Cehennemden korkarsan dünya musibetleri sana hafif ve kolay gelir. Cennet ehlini seversen kıyamet günü onlarla beraber olursun. Günah işleyen ve kötülük yapanları sevmezsen seni Allahü Teala sever. Müslümanlardan hiç kimseye kötü söz söyleme. Hiçbir iyiliği hor görme. Açıkta ve gizlide ilk işin Allahü Teala'dan korkup yasakladığı şeylerden sakınmak olsun. Allahü Teala'dan şöyle kork. Ölmüşsün, kabirde başına gelenleri görmüşsün. Sonra kıyamet kopup diriltilmişsin. Sonra haşrolup Allahü Teala'nın huzurunda durmuş, dünyada yaptıklarından hesaba çekiliyor, bu sıradaki sıkıntılarla karşılaşıyor. Sonra cennet
veya cehenneme gidiyorsun. Eğer cennete gidiyorsan, ebedi nimetlere kavuşuyorsun. Cehenneme gidersen de, çeşit çeşit azaplar göreceksin ve orada olup kurtulma yok. İşte bütün bunları görüp, başına bir musibet gelmesinden nasıl korkuyorsan, Allahü Teala'dan da öylece kork buyurmuştur. Bir gün Üftade Hazretleri talebeleriyle kıra çıkmıştı. Talebeler hocalarına takdim etmek üzere çiçeklerden demet yaparak huzura getirdiler. Herkesin çiçeğini kabul etti. Üftade Hazretleri Aziz Mahmud Hüdayi'nin getirdiği kırık saplı çiçeği görünce, "Evladım, bütün arkadaşların demet demet çiçek getirdikleri halde sen niçin kırık saplı bir çiçek getirdin?" diye sordu. Hüdayi de, "Efendim, Zat-ı Âlinize ne takdim etsem azdır. Fakat hangi çiçeği koparmak için eğilsem, o çiçeğin Allah, Allah diye zikrettiğini gördüm. Ancak bu gördüğünüz sapı kırılmış çiçeğin zikredemediğini görünce onu size getirdim. Kusurumu bağışlamanızı istirham ederim," dedi. Bu cevap Üftade Hazretlerinin çok hoşuna gitti ve Aziz Mahmud Hüdayi'ye hayır dualarda bulundu. Muhammed Üftade Hazretleri 989 miladi 1581'de Bursa'da hastalandı. Talebelerini başına toplayıp onlara son nasihatlerini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Sağlığında kendi yaptırdığı caminin bahçesine defnedildi. Mezarının üzerine türbe yapıldı.